ifade etmekte yükümlüyüz. 2011-12 sezonunda Türkiye futbolu bu nedenle bir evvelki dönemde bu geceden biraz daha yüksek gözüküyor. İlerlerimizin tamamen sporcularımıza ilgili olduğunu göreceksiniz. %19'a yayın hakkı gelirleri 3. sıraya kadar inmiş durumda %18'e. Bugünün sonunda sporcu ve teknik kadro giderlerimiz %43'e. Hatırlarsınız. Galatasaray'da bir misyonu gerçekleştirmek için göreve geldik. Camiamızda bu felsefeyi paylaşamayan kişiler geçici ama prensipler, ödev ve hedefler kalıcıdır. Bu kalıcı zaferler her başarılı dönemler sonrasında yaşandığı gibi 2011 yılı öncesi birkaç yıllık şanssız bir dönemden geçen camiamızı tekrar kıskandan ve hedef alınan bir kulüp konumuna getirdi. Hele Şükrü Saraçoğlu stadındaki son maçtan sonraki görüntüler bazı kulüplerimizin sadece Galatasaray kontekstiyle yaşadıklarını ve Galatasaray'la beslendiklerini açıkça ortaya koydu. 19. şampiyonluğumuz sonrası bazı iç muhalefet mihraklı ama genelde rakip kulüplerin kontrolünde olan bir takım medya tellallarının açık hedefi olduk. Ancak bundan ne korktuk ne de çekildik. Hepimiz bu reaksiyonun eşyanın tabiatında var olduğunu zaten biliyoruz. Geldiğim günden beri yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü sizlere vermedim. Ve de sözünü verdiğim hedeflerin 2014 Mayıs'ından önce bütün ana hatlarıyla tutturulacağına gönülden inanıyorum. Bunu bir kere daha teyit etmek isterim. Kimse kusura bakmasın. Bu kıskançlığın daha da ileri noktalara gitmesinin onlar açısından kaçınılmaz olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Kasım ayındaki sevinçlerin Mayıs ayında nasıl bir düş kırıklığına dönüşebildiğini lig tarihine bakanlar çok net örnekleriyle gayet iyi görebileceklerdir. Bu güç ve inanç bizde var. Ve kurulmakta olan bütün tuzakların bilincinde olanlarını ve medyada çıkan her türlü haberin bu gerçeğin süzgecinden geçirilerek incelenmesini renklerimize gönül vermiş Galatasaraylı kardeşlerimden burada huzurunuzda önemle rica ediyorum. Her karar uygulamasında Galatasaray'ın aleyhine davranan federasyonlar ve iyi niyetli taraftar gruplarını ve hatta devlet kurumlarına yanıltarak ittirmek için sinsice bel altından organize edilmeye çalışılan sosyal medya kanalları bunlardan sadece birkaçı. Hepsinin unuttuğu gerçek şu: biz bu sorunlara yabancı değiliz. Etkilenmeyiz, tutsağı da olmayız. Doğduğumuz günden beri iç ve dış düşmanla korkmadan savaşmışız ve her savaştan daha da güçlenerek çıkmışız. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz süre içinde katılabildiğim 21. Divan Kurulu toplantısı bu. Özellikle bu dört cephede birden genellikle ve maalesef kendi dostlarımız tarafından yalnız bırakılıp bazen şahısların rencide edici seviyelere ulaşan insafsızca sorgulanmalara rağmen verilen mücadelenin sağduyulu Galatasaraylılar tarafından tespit ve fark edileceğine olan güvenimi sorguladığım anlar da oldu. Ancak gene de gayretlerimize hiçbir taviz vermeden devam etmenin tek çıkar yol olduğuna her zaman olduğu gibi bugün de inanıyorum. Hiçbir başarıyı kendi üstüme ipoteklemedim. Bugüne kadar gönül verdiğim bu büyük camia için bütün çabamı, imkanlarımı kullanarak Galatasaray'a faydalı olmak istedim. Bundan sonra da bu ilkemde bir değişiklik olacak. Ancak bugün bu gelinen noktada Galatasaray'ın vizyonu, kulübe sahip çıkma anlayışı bu mudur diye kendimi sorgulamıyorum dersem herhalde doğruyu söylememiş olurum. Bütün kırgınlıkları yok etmek, tam bir dostluk ve sevgi ortamı yaratmak için bazı ve çok önemli hazırlıklar içinde olduğumuz bu günlerde amacım katiyetle sizlere burada sistem etmek değil. Amacım iyi günde de, kötü günde de bu kulüpten hiçbir şey beklemeden tüm bilinci ve heyecanlarıyla bu kulüp için çalışan, düşünen, kendisi yapmasa bile en azından çalışanları motive eden bir camia olduğumuzu, bu rolümüzü hiçbir zaman unutma lüksüne sahip olmadığımızı bir kez daha kendimize hatırlatalım. Sporun doğasında kaybetmek yoksa kazanmak zaten yok.
Ama şunu herkes bilmeli ki, biz ve bizden sonra bu sorumluluğu yüklenecek gönüldaşlarımız, girdiğimiz her mücadelede hem camiamızın hem de bu ülkenin gururu olmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz her zaman bu oldu ve böyle de olmaya devam edecek. Sizlere ebediyete kadar birlik ve beraberlik dileklerini sunarken, Galatasaray'ın en büyük gücünün bu beraberlikten ve dayanışmadan kaynaklandığını bir kere daha hatırlatmayı, kulübümüzün sorumlusu ve başkanı olarak bir görev alıyorum. Saygılarımı sunuyorum.